Aklım sende. Seviyeleri doğru ayarlayalım. Aşağıda mesela. Göz hizasında olacak. Hakan. Biraz da burayla ilgilenirsen. Tamam anneciğim. Şunlara da bakın. Aslan'ın okulundan aradılar. Bu ayın ödemesinin iadesi geldi efendim. Aa neden? Bir bağla bana ver. Tabii ki. Şu özellikle. Alo. Bir dakika. Buyurun efendim. Sağ. Alo. Merhaba müdür bey. Ödeme yapılamamış. Geri gelmiş. VAP gruplarından da çıkarmışsınız beni. Ne o? Siz de mi kızımın eğitim hayatından dışlıyorsunuz beni evlendi diye? Pardon? Ne? Bir dakika, ne demek bu? Abi böyle saçmalık olur mu? Ne demek yapacak bir şey yok? Siz nasıl bir eğitim kurumusunuz? Ayrıca benim kızım küçük değil ki. Reşit 18 yaşını bitirdi. Sizi dava edeceğim. Hepinizi dava edeceğim tek tek. Böyle saçmalık olmaz. Ne oluyor anne? Aslı'yı okuldan atmışlar. Nasıl? Bayağı evlendi diye okuldan atmışlar. Neden her şeyi en son ben duyuyorum acaba? Çok yanlış bir zamanda geldin. Alanur'un hem ateş püskürüyor. Şimdi zamanı değil. Ateş püskürmediği bir zamanı bulmak zor. Sıkıntı yok. Mehmet, neden laftan anlamıyorsun? Zamanı değil diyorum. Tatsızlık çıkarmaya gelmedim. Mehmet, müsait değil diyorum. Dursana. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Tamam Hakan, sağ ol. Sakin bir yerde biraz konuşabilir miyiz? Şimdi mi aklına geldi konuşmak? Aylanur Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Neden anneme bu şekilde bir mesaj attınız? Ben en azından kızıyla ilgili uyarıyorum onu. Siz ne yaptınız? Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama siz uyarmadınız. Ortalık karışsın istediniz. Bana gelip usulüyle anlatabilirdiniz bunu. Sen ne anlatıyorsun Mehmet? Sen ne anlatıyorsun? Ne usulünden bahsediyorsun? Usul ne? Suratında tek bir üzüntü kırıntısı yok. Kızımın hayatını mahvetmişsin. Sen ne anlatıyorsun? Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam. Seven insan şu kadarcık da olsa sevdiğini düşünür. Öyle okulundan etmez. Ne okulundan bahsediyorsunuz? Aslı'yı okuldan atmışlar. Siz ne cüretle böyle bir şeyi benden saklıyorsunuz? Aslı'nın raporu var. İzinle. Haftaya başlayacak okula. Sen öyle san. Benim kızımın çok parlak bir geleceği vardı. Sen şimdi onda bir gelecek görüyor musun? Ben göremiyorum. Onca emek, onca alın teri çöp oldu. Ne bekliyorsun? Alkış mı? Benim bu yasadan haberim yoktu gerçekten. Hayatım. Aslı daha ergen, gençliğinin baharında, aklı bir karış havada. Sen düşünecektin bunları, o mu düşünecekti? Daha bunları düşünememişsin, gelmişsin bana aşktan bahsediyorsun. Senin o aşk diye öldüğün şey iki satırla biter. O bir akıl tutulması. Peki bu akıl tutulması bitince ne olacak? Ha? Aslı'ya ne olacak? İş yok, güç yok. Bana sakın sevdadan bahsetme. Hele bugün sakın. Çok üzgünüm. Benim üzülmeye vaktim yok. Daha avukatlarla görüşeceğim. Eğer sen çok üzgünsen çık dışarıda ağla.
Evliyken niye okuyamıyormuş ki? Ne bileyim oğlum. Mahvettim kızın hayatını. Sanki seninki harika oldu. Tamam kızma. Ama bitirdin kendini ya. Kız Fransa'yı yakmış. Lise ne ki? Boş ver. Ya Selçuk, boş boş konuş diye çağırmadım seni. Ben ne diyeceğim kıza? Ulan ne bileyim abi. Bermuda şeytan üçgenine düşmüşsün. Hatta sizinkine dörtgen de denilebilir. Nasıl yardımcı olayım ben sana? Bilemiyorum ki. Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Anne. Mehmet. Aslı şoförü atlatmış. Beste'ye gitmiş. Arka kapıdan da kaçmış. Sabah da Hatice'yi ağlatmıştı zaten. Ne diyorsun anne? Ne şoförü, ne Hatice'si, ne oldu? Tamam, o zaman teker teker anlatayım. Karını zapt edemiyorum. Onun için bir şoför tuttum. İstediği yere gidip gelsin diye rahat rahat. Ama o şoförü atlatmış. Gizlisi saklısı olmasa böyle bir şey yapar mıydı sence? Anne, ne gizli saklısı ya? Sen niye bana sormadan böyle bir şey yapıyorsun? Abi, ne diyorsun? Siz bize sormadan evleniyorsunuz. Ben size sormadan şoför ayarlayamıyor muyum? Rahat etsin dedim oğlum. Oğlum bak, evde tekrar düzeni sağlamaya çalışıyorum. Sen de bir denge unsuru ol. Anne. Kapatıyorum. Ha bu arada. Şoförü senin ayarladığını söyledim. Sakın beni yalancı çıkarma. Bozma beni. Anne ama sen gerçekten. Ne oluyor ya? Mehmet neredesin? Çengelköy'deyim. Bir şey mi oldu? Ferhat Bey anlıyorum. Yasalar diyorsunuz ama bir boşluk yok mu? Yani bir yolunu bulamaz mıyız? Bakın sabahtan beri kaç kişiyle konuşuyorum ben bunu zaten. Sizin kestirip attığınız benim kızımın hayatı. Lütfen Allah aşkına